Herkese merhabalar. Esra'nın Mutfağı 42 kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bayramlar dilerim. Öncelikle baklavamızın şerbetini yapmakla başlayalım. 5 su bardağı toz şeker, 6 su bardağı suyumuzu ekliyoruz. Ardından çırpma telimizle şekeri eriyinceye kadar karıştırıyoruz. Şerbetimiz kaynarken biz de baklava hamurumuzu yapıyoruz. 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı yoğurdumuzu alıyoruz. Ardından 1 çay bardağı sıvı yağımızı da ekledikten sonra 2 adet yumurtamızı ekliyoruz. Dilerseniz 1 adet yumurta da kullanabilirsiniz. 1 paket kabartma tozumuzu ekleyip üzerine sirkeyi döküyoruz ve sirkeyi kabartma tozunun üstüne döktükten sonra kabartma tozunun kabarmasını bekliyoruz. Kabardıktan sonra içerisine 1 çay kaşığı tuzumuzu ilave ettikten sonra unumuzu azar azar ilave ettikten sonra tahta kaşık yardımıyla hamurumuzu karıştırmaya başlıyoruz. Hamurumuz birbirini toparlayıncaya kadar tahta kaşıkla karıştırıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi tekrardan azar azar unumu ekliyorum. Şerbetim de kaynadı. Kaynarken ben limon suyu kullanmıyorum. Limon suyu daha yoğun yapıyor şerbeti ve ağır oluyor tatlı. Ben vanilya kullanıyorum. 1 paket şekerli vanilya ekledikten sonra 1-2 dakika kadar tekrar kaynatıp ocağımızın altını kapatıp şerbetimizi soğutabiliriz. Ardından gördüğünüz gibi hamurum tahta kaşığı içerisinden çıkartıp elle yoğurmaya başlıyorum. Tekrar biraz un ilave edip ele yapışmayacak kıvamda yoğuruyorum. Evet, gördüğünüz gibi hamurumuz hazır. Şimdi tahtamızın üzerine alıp bu şekilde bezelere ayırıyoruz. Ben 30 bezeyi ayırdım. Siz istediğiniz sayıda küçültüp bezeyi istediğiniz katta yapabilirsiniz baklavayı. Evet, gördüğünüz gibi ilk önce bu şekilde bu büyüklükte hamurlarımı açıyorum. Ardından hamurlarımı bu şekilde nişastaya bulayıp iyice çok fazla üzerinde nişasta olacak şekilde bulayıp küçük bir tatlı tabağı boyutunda açarak 6 bezemi üst üste veriyorum. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde 6 bezemi üst üste verdim ve merdanemi alıp hamurumu açıyorum. Çok rahatlıkla açacaksınız. Evet, gördüğünüz gibi hamurumuzu da 5 dakika dinlendirdiysek çok müthiş bir şekilde açılıyor. Gördüğünüz gibi katları da tek tek açılıyor ve görüyorsunuz. Evet, tepsimizin büyüklüğünde açıyoruz. Merdaneyle biraz genişlettikten sonra oklava yardımıyla daha da büyütüp inceltiyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde üzerine yanlara doğru itekleyerek merdanemizi de yuvarlayarak büyütüyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde açtık ve katları hepsi tek tek açılıyor. Ama ben hiçbir katını tek tek açmakla uğraşmayacağım. Bu şekilde 6 kat açtığım hamurumu tepsimin altına seriyorum. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde serdim. Üzerine kırılmış cevizlerimi ekliyorum. Ben biraz iri iri seviyorum cevizi içerisinde. O yüzden öyle ekledim. Cevizin üzerine biraz da 1-2 yemek kaşığı kadar toz şeker serpiştiriyorum. Siz dilerseniz serpiştirmeye de bilirsiniz. Evet, ekledikten sonra tekrar bir 6 kat hamurumu üzerine seriyorum. Kenarlarını bu şekilde kesip alıyorum. Evet, onu da kapattıktan sonra tekrar ceviz ve toz şekeri üzerine serpiştirerek gezdiriyorum. Evet, gezdirdikten sonra son 6 katı da üzerine düzgün bir şekilde gelecek şekilde kapatıp kenarlarını tepsinin iç kısmına doğru kıvırdıktan sonra bu şekilde kare tepside baklava dilimi vermek istiyorsanız böyle 4 eşit parçaya bölüyoruz. Ardından
uzun şeritler halinde kesiyoruz. İlk önce bir karemizin içerisine ortadan ikiye bölüyoruz. İki eşit üçgen şekli oluşuyor. Ardından onları uzun şeritler halinde kesiyoruz. Diğer üçgen dilimi de karşı tarafına gelecek şekilde kesiyoruz. Evet, ardından bu şekilde baklava dilimimiz oluşuyor. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde kestikten sonra 250 gram margarin, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımı bir tenceremin içerisine alıyorum. Aldıktan sonra içerisine 1 çay bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. Ve yağım iyice eridikten sonra ilk sıcaklığı gittikten hemen sonra baklava hamurumun üzerine eşit şekilde döküyorum. Döktükten sonra 180 derecelik fırınımızda yarım saat kadar pişiriyoruz. Zaman dilimi olarak vermeyeceğim. Baklavanız gördüğünüz gibi bu şekilde kızardığında çıkartabilirsiniz. Baklavam kızardı ve çıkarttım. İlk sıcaklığı gittikten sonra soğuyan şerbetimi üzerine eşit bir şekilde döküyorum. Bu arada kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Şimdiden deneyecek olanlara afiyetler olsun. İyi bayramlar dilerim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.